İzleyenler, Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta Kavram Atölyesi'nde bir ayet-i kerimenin bir kısmını inşallah anlamaya çalışacağız. Kalplerin ve kulakların mühürlenmesi ne demek? Ayet-i kerimede geçen bu mühürlenmeden kastedilen hakiki mana nedir? Gözlerin de ayrıca bir perde, gözlerde de bir perde olduğundan bahsediliyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu kısmı İşaret ve İcaz adlı eserinde değiniyor. Bu ayetin manasına nasıl inebiliriz? Gerçekte kastedilen nedir? İnşallah bunu öğrenmeye çalışacağız bugün. Buyurun. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve keremi hepimizin üzerine olsun inşallah. İnşallah. Şimdi Bakara suresinin ilk başlarında 7. ayette kalplerin mühürlenmesinden bahsediliyor. Ki evet. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim. Gışavetun ve lehum azabun azim. Sadakallahu lazim. Şimdi inkarlarında ısrar edenler için Allah onların kalplerini de kulaklarında mühürlemiştir. Gözlerinin üzerine de hakkı görmelerine engel olan bir perde vardır. Ahirette ise onların hakkı pek büyük bir azaptır. Evet. Şimdi bu ayetten önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e buyuruyor ki şimdi kafirlere اِنَلَذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Yani sen o kafirlere ister inzarda bulun, ister bulunma fark etmez, onlar iman etmezler diyor. Evet. La yu'minun, onlar iman etmezler. Yani ister inzar burada tabi uyarı demek. Yani evet. Amellerinin, o küfürlerinin, şirklerinin neticelerini onlara anlatsan da anlatmasan da değişmez. Niye değişmez? Çünkü onların kalpleri mühürlenmiş. Evet. Değişmez bunlar. Peki kalbin mühürlenmesi deyince ne yapalım ya, işte bizim kalbimiz mühürlenmiş, artık hakkı hakikati biz göremedik, yani bizim suçumuz değil. Evet, mükellefiyet üzerimizden kalktı. Mükellefiyet üzerimizden kalktı yani, çünkü kalbi mühürlenmiş yani. Evet. Yani onlar diyebilirler tabii, ilk görünüşte böyle görünüyor. Evet. Halbuki öyle değil. Şimdi hani fayda vermeyecek bir şeyde de niye inzar yapılıyor yani? Yani madem kalbi mühürlenmiş, niye peygamber tutup da onları o küfürlerinin, inkarlarının ahiretteki o büyük azabı haber vermek için bir takım uyarılarda bulunması ya da bulunmaması. Yani bu neye, ne fayda verecek ki? Madem fayda vermiyor, niye öyle bir uyarıda bulunuyor? Gibi sorular akla geliyor tabii. Ama şu var, aslında yani bütün müşriklerin, bütün kafirlerin kalpleri mühürlenmiş anlamı çıkmaz burada. Evet. Yoksa o zaman bütün müşrikler, bütün kafirler imana küfürde, gelme ihtimali, küfürde kalırlardı. Müslüman olmazlardı. Bu kadar tebliğ, bu kadar efendim onlara Müslüman olması için gösterilen gayretler, yani peygamberler gönderiliyor, mücadeleler veriliyor. Niye? Onların imana gelmesi için. Ve neticede birçoğu da imana geliyor. Evet. Ama burada kalbi mühürlenmiş olsa bunlar imana gelmemiş olması lazım. Demek hepsi kalbi mühürlenmiyor. Kimlerin kalbi mühürleniyor peki? Evet, bu soru önemli bir soru. Bu soru önemli. Kimlerin kalbi mühürleniyor? Şimdi küfründe artık derinleşmiş. Yani o küfürde gide gide o ruhun cevherini, özelliğini bozmuş. Artık tekrar düzelme imkanı olmayanlar. Ebu Cehil gibi mesela. Evet. Ümeyye İbni Halef gibi. Fakat kendi iradeleriyle, ihtiyarlarıyla o küfrü seçmişler. İnkarı seçmişler. Ve de orada sabit kılmayı. Ve kendileri o şey, ruhun cevherini, o kalbi bozmuşlar. Evet. Daha artık düzelmelerinin imkanı yok. Cenab-ı Hak da onun kalplerine mühür vuruyor. Yani mühür demek kendi iradeleriyle, kendi ihtiyarlarıyla inkarı, küfrü, şirki seçiyor.
Ondan sonra o küfürde gide 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 en son artık ruhun cevheri de bozuluyor, özü. Evet. Kalbin hassasiyeti de gidiyor. Vicdan diye bir şey de kalmıyor. Artık orası yılanların, akreplerin yuvası haline geliyor. O kalp denilen, o vicdan denilen şey. Dolayısıyla demek mühürlenmiş oluyor yani. Çünkü bozulmuş artık. Yani mesela belediye gelir, hani bazı lokantaları teftiş eder. Değil mi? Evet. Bir bakar ki sağlığa uygun ürün çıkmıyor buradan. Hı hı. Yemek çıkmıyor. Ne yapar? Mühürlenmiş. Burası artık yani insanların gıda ihtiyacını karşılayacak bir mekan değil der. Mührü vurur. Evet. Artık bozulmuştur yani. Buradan sağlıklı bir yemek çıkmaz çünkü. Onun için belediye gelir, oraya mührü vurur. Şimdi işte eğer insan da kendi vicdanının özünü, cevherini, kalbin hassasiyetini eğer bu küfürle, inkarla, inkarda gide 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 tamamen bozup ifsat etmişse, Cenab-ı Hak diyor ki buradan artık hayır çıkmaz diyor, vuruyor mührü. Belediye gelip burada hani sağlığa yararlı bir gıda maddesi çıkmaz diye nasıl mührü vuruyorsa Allah da o kişinin kalbine o mührü vuruyor. Ondan sonra artık yani mühür vurmasa da önemli değil yani. O artık doğru yolu bulmaz, mümkün değil. Bozulmuş çünkü. Bozuk olan bir şeyden ne çıkacak, ne hayır gelir? Orada vuruyor. Fakat yani Cenab-ı Hak onların kalbini vurdu da, kalbine mührü vurdu da artık onlar iradesini kullanamaz hale geldi değil. Burada bir sıralamayı yanlış anlıyoruz yani. Evet. Onlar önce iradesini sarf ediyorlar. Allah onlara fırsatlar veriyor değil mi? Evet. Hidayete erecek, ilim veriyor, işte önüne fırsatlar çıkartıyor ve onlar o yanlış yolu tercih ettiklerinden onu sonuçta karşılaşıyor. Peki kalpleri mühürlenmiş olanlara halen daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tebliğe devam ediyor. Evet. Anlatmaya. Ve ayet-i kerime de uyarıyor. Sen ister onları uyar, isterse uyarma, onlar iman edecek değiller diyor. Evet. İman etmezler yani. Şimdi Peygamberimiz de hala daha onlara mesela tebliğde bulunuyor. Hala daha inzarda bulunuyor. Yani o küfürlerini, akıbetlerini kendilerine anlatmaya devam ediyor. Evet. Bu boşuna bir gayret değil mi? Evet. Hayır değil. Niye değil? Çünkü kıyamet günü Allah'ım sen bizim kalbimizi mühürledin. Geriye dönecektik ama dönemedik diye bir bahaneleri kalmasın diye. Evet. Yani kıyamet günü Mahkeme-i Kübra'da yine uyarılar devam ediyor. Onların elinde öyle bir bahane kalmıyor artık. Şimdi sen bizim kalbimizi mühürledikten sonra bizim geri dönüş şansımız yok ki artık yani biz ne yapalım? Mecbur küfürde devam ettik falan diye demesinler diye Cenab-ı Hak şey yapıyor. Yani yine peygamberine işte tebliği emrediyor. Evet. Anlat İslamiyet'i, hakikati evet. Ve küfürlerini, akıbetlerini onlara bildir diye anlatıyor. Şimdi anlatıyor yani bozulmuş artık, ne vicdan kalmış, ne ruhun cevheri kalmış, ne kalbin hassasiyeti kalmış. Böyle bir kimseye de sen ne anlatsan artık hani derler ya bu kulaktan giriyor bu taraftan çıkıyor. Girmiyor aslında buradan. Hatta duymazlar diyor ya. Evet. Kulakları var, duymazlar diyor. Mühürlenmiş. Mühürlenmiş, duymazlar. Gözleri var, görmezler. Dilleri var, hakkı söylemez. Bu hale geliyor. Yani dışarıdan gelen bir şeye tamamen kapatmış yani. Dışarıdan gelen hakikatlere kendini kapatmış. Şimdi hani hadis-i şerifte var ya, yani küfür ve şirk, günahlar kalbe içtiği içtiği evet. Kalbi ne yapar? Siyahlandırır, karartır. Evet. Şimdi kalbin tamamını bu sefer işgal ettiği zaman o küfür, kalbin tamamının sıfatı haline geldiği zaman artık o mühür geliyor oraya. Yok değil. İçeride bir cevher de varsa o cevher olduğu sürece gene halen daha hidayete gelmeye şeydir, müheyyadır. Mesela bak. Müslüman olanlara bir bak. O şirk dönemlerinde mutlaka böyle bir tiyoları var. Ebu Cehil'in yok ama. Mesela Ebu Süfyan da Hint, ikisi de İslamiyet'in azılı düşmanı. Kabe'nin içerisinde putları temizlerken tozlarını alıyorlar, temizliyorlar. İkisi arasında şöyle bir konuşma cereyan ediyor. Hint diyor ki Süfyan'a, Ebu Süfyan'a,
Ya diyor bizim şairlerimiz de var ama diyor Muhammed gibi diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Öyle diyor çok etkili diyor sözler söyleyemiyorlar. Bu nereden buluyor bu sözleri diyor. Nereden geliyor? Şair de değil bir şey de değil ama. Kendisinden diyor, gelmiyor. Bu nereden geliyor diyor. Yani bu yani kendisine herhalde bir başkası diyor bunu veriyor ki bu sözler diyor onun ağzından çıkıyor falan. Şimdi Ebu Süfyan da diyor ki ya ben de aynı kanaatteyim diyor. Bak şimdi daha sonra ikisi de Müslüman oluyor bunların. Ben de aynı kanaatteyim ama millete söylemeyelim bunu diyor. Evet. Yani millet duymasın diyor bu kanaatimizi diyor. Şimdi o kanaat işlerinde devamlı var. Her ne kadar kafir de olsalar, şey de olsalar işlerinde böyle bir açık nokta var. Tamamen ifsat olmamış kalpleri, vicdanları. Ebu Cehil'den böyle bir şey bulamıyorsun. Ebu Ümeyye İbni Halef'te bunu göremiyorsun. Böyle bir şey yok. Vicdani bir itiraf hayat, yok. Hayat belirtisi yok. Hayat belirtisi yok. Evet. Ama burada hayat belirtisi var. Hint'te, ki biliyorsunuz Hazreti Hamza'ya yaptıklarını. Evet. Hint olsun, Ebu Süfyan olsun ki Ebu Süfyan da ordu komutanıydı yani. Müşriklerin lideriydi yani. Evet. Ki Müslümanlara az eziyet etmedi yani. Hatta en son Mekke fethinde artık yani eli kolu bağlı artık fethi olmuş yani. La ilahe illallah demiş ama daha Muhammed Resulullah da söyleyememiş. Dili varmıyor. Peygamberimizi halen daha rakip olarak görüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin arkasında Kabe'yi tavaf ediyorlar beraber. Hani la ilahe illallah dedi ya. Evet. Yani Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Putları inkar etti. Tamam. Yani bir derece aldı ama Muhammed Resulullah diyemiyor bir türlü. Dili varmıyor daha. O kadar kalbine iman girmemiş yani. Giderken böyle işte tavaf ederken arkasından Peygamberimizin bakıyor böyle. Bir kez daha diyor ordu toplamaya diyor fırsatım olsaydı diyor. Bu sefer diyor işi bitirirdim falan diyor Ebu Süfyan. Halen daha. Ama içinden söylüyor değil mi? Ha içinden söylüyor. Tabii ki. Tabii Peygamberimiz birden geliyor, dönüyor arkasına. Ya Ebu Süfyan, yani hala daha ordu toplamayı mı düşünüyorsun diye. Evet. Öyle deyince tabii birden bakıyor. Ya ben bunu kimseye söylemedim, içimden geçirdim. Diyor yani benim içimden geçenleri biliyorsan sen diyor bir peygambersin diyor. Orada Muhammed Resulullah diyor. Evet. Şimdi inanıyor. Tabii Cenab-ı Hak hidayet Allah'tan. Kalbine artık o esintiler geliyor. O esintiler gelince yani denizdeki dalgaların terennümünü bile zikir olarak insan artık işitmeye başlar. Kulakları açılır artık. Kulağına gelen şeyler artık içeriye girmeye başlar. Rüzgarın sesinden hışırdayan ağaç yapraklarının onları bir zikir olarak alır, dinler. Bir rüzgarın efendim hışıltısını, bir rüzgarın esintisini yine dinlerken o rüzgarın bir zikri olarak onu algılar. Bütün kainattaki her hali, her tavrı onun kulağı artık açılmıştır. O hani var ya, hani kulağı eğer mühürlenmemişse, katamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim, kalpleri ve kulakları eğer şey yapmamışsa, mühürlenmemişse Cenab-ı Hak oradaki hidayet nuru gelince bu sefer kulağına gelen sesler başka sesler oluyor artık. Evet. Ondan sonra kalbi başka türlü hissetmeye başlıyor artık. Yani hissiyat değişiyor. Ondan sonra gözlerine de eğer perde inmemişse hakkı görecek. Cenab-ı Hak onun gözünü de açıyor. Bu sefer her gördüğü şeyi Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir sanatı. Yeryüzü koskoca büyük bir fuar. Ondan sonra o sanat eserlerini işte burada bize gösteriyor diye onu muhteşem bir manzara olarak, muhteşem bir efendime söyleyeyim bir sergi olarak görmeye başlıyor. Ama o gözde perde varsa sen ne göstersen göster. Hatta kainatın tamamı parlak böyle ayetler de doğru olsa, ayetlerle dolu olsa, hatta yıldızlarla Cenab-ı Hak la ilahe illallah da yazsa, evet. O gene inkarında inat edecektir. Küfrü inkarı derler buna. Yani inadi derler. Küfründe inat ediyor. Ve ne olursa olsun işte şey hani adamın bir tanesi başka bir arkadaşıyla yolda yolculuk yapıyorlarmış. Efendime söyleyeyim. Tabii çölde oldukları için deve var yanlarında. Demişler ki keselim de ölümden kurtulalım. Yani susuz kaldık, aç kaldık, kanını içeriz falan. Ondan sonra bir tanesi demiş ki bıçağı çıkartmış, hemen keselim o zaman demiş.
Öteki demiş ki hayır bıçağı bırak bende makas var makasla keselim. Demiş arkadaş ya deve makasla kesilir mi demiş ya yani bıçak dururken. E demiş yani makasla kesilir. Yok bıçakla kesilir, makasla kesilir. İkisi kavga ediyorlar. Bu sefer kavga ede ede deveyi de kesememişler. Gelmişler bir yerleşim bölgesine. Halen daha birbirlerini yaka paçalar. Millet ayırmaya çalışmış bunları falan filan. Durum nedir diye anlamaya çalışıyorlar. Birisi makasla keselim, birisi bıçakla keselim. Deveyi anlıyorlar. Bu sefer bunun kavgaları tabii durmayınca, halkla ayıramayınca bunu tutuyorlar polislere söylüyorlar. Ayırın siz bunu diye. Polisler yakalıyor bu adamları. Birbirle kavga ediyorsunuz diye. Hakimin huzuruna çıkartıyorlar yargıcın. Yargıç diyor problem nedir? İşte anlatıyorlar bıçakla, makasla falan. Şimdi makasla kesilir, keselim diye iddia eden adama yargıç soruyor. Diyor ki ya bu şey makasla diyor deve mi kesilir diyor. Sen aklını mı yitirdin ya falan. Diyor hakim bey diyor makasla kesilir diyor. Bıçakla kesilmez. Yok makasla bıçakla bu sefer yargıçla da başlıyorlar kavgaya. Yargıç diyor ki bunun aklı başına gelmesi için diyor bunu ben diyor bir 6 ay hapse attırayım da diyor. Ondan sonra orada diyor düşünür aklı başına gelir. Neyse hapsettiriyor bunu. Ondan sonra 6 ay sonra çıkartıyor soruyor. Bıçakla mı makasla mı? Diyor makasla. Atın bunu gene bir 6 ayda. 6 ay sonra yine çıkartıyor soruyor. Bıçakla mı makasla mı? Diyor makasla. Ya bu adam diyor akıllanacağı benzemiyor. Bir senedir içeride yatıyor. Hala makasla deyip duruyor diyor. Diyor bunun diyor şey yapın. Ayaklarına ağırlık bağlayın. Derin bir suya atın da boğulup gitsin bu yav diyor. Cezası bunun ölüm. Evet. Yani işte bu şey. Hikaye. Hikaye, fıkra. Evet. Neyse atıyorlar denize, şeye, suya. Şimdi denizin suyun dibine gidiyormuş adam. Ondan sonra ayakları yere değince bir zıplıyormuş. Kafası da çıkmıyor, eli çıkıyor dışarıya. El işaretiyle makas yapıyormuş böyle. Evet. Yani ölüme gidiyor halen daha makas. Şimdi bazı insanlarda böyle inat olur. Hele küfürde inat adamı hakikaten kalbini mühürlemesine sebep olur. Bu evet. Kadar inat da olmaz artık yani. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak her şeyi veriyor ona. Yani her türlü delil, her türlü işte efendime söyleyeyim imkan onun imana gelmesi için o ısrarla küfür, inkar, küfür, inkar her bir küfri meselede, her inkari meselede, her şirk meselesinde kalpte tabii ne yapıyor? Bozulmalar, ifsatlar başlıyor. Ondan sonra bütün kalp artık çalışması hale geliyor. Yani maneviyatı idrak edecek bir hal kalmıyor. Bozuluyor artık yani. Evet. Çürüyor o kalp. Hani siz bir şey yani kalp grafiğini ölçsen belki de düzgün çalışıyordur ama fakat manen ölmüş o kalp. Ve dolayısıyla vicdanı da tefessüh ediyor. Kokuşuyor artık yani. Ondaki o cevher de ölüyor. Kulaklarına perdeler inmiş şey yapmış. Kulakları artık mühürlenmiş. Artık hakikati almıyor. Girmiyor buradan bir şey. Evet. Gözü de hakikati önüne koysan bütün parlaklığıyla perde var onu görmüyor. Mutlaka kusur görüyor, mutlaka bir şey görüyor. Oradan şirke, küfre yol buluyor yani kendisi. Evet. Biz şimdi burada aslında şunu da unutuyoruz. Hani kalbinde sadece o Allah'a ait olan iman kısmında bir tefessüh oluştu. Diğer kısımları normal kaldı zannediyoruz ama o kalbi bu şekilde bozulan bir insanda ne vicdan, ne insaf, ne adalet, ne merhamet hiçbir şey kalmıyor. Aslında i̇şte insanlıktan çıkıyor değil mi yani? Kalp işte kalbi işte vicdan bozulunca, vicdan ve ruhun cevheri çürüyünce yani tamamen imha olunca Cenab-ı Hak kalbine mühürlüyor. Kalbin hassasiyetini alıyor orada. Evet. Yani hassasiyet kalmadı bu kalpte diyor Cenab-ı Hak. Bunun içi artık yılan akrep dolu. Bu diyor bir işe yaramaz. Sonra kulak. Bak şimdi o merkezde bozulunca sonra kulak. Kulağına da mühür oluyor. Sonra gözüne perde iniyor. Evet. Yani aslında Allah bu işleri yapmıyor. Kul kendisi aslında bunları kendisi yapıyor. Evet. Cenab-ı Hak hükmünü veriyor yani. Yani, yani. Burada hem Allah-u Teala aslında şunu da bize göstermiş oluyor. Yani ben delil etrafta hani şirke ait herhangi bir delil yok. Bu insanın kalbinde buna dair bir bozuk bir makine var. O bozuk şeyler üretiyor. Evet. Yoksa dünya, yani kainatın her yeri Allah'ın varlığına delillerle dolu. Öyle canım yani şirk zaten nedir? Mevhum şeydir. Mevhumdur İnsanların yani. Kafalarında uydurdukları bir şeydir. Yoksa gerçekte dış dünyada öyle bir şey yok. Evet.
Evet. Şirk diye bir şey yok. Allah'ın ortağı yok yani. Yardımcısı yok, ortağı yok, veziri yok vesaire. Evet. Bir de şey burada dikkat çekiyor. Mesela direkt göz demiyor Allah-u Teala veya işte başka bir organ değil de kulağa söylüyor hemen kalpten sonra. Ve ondan sonra işte göze geliyor. Belli bir sıralama var burada. Hani onun bir hikmeti var mı? Şimdi kalbe en yakın organ kulakmış. Evet. Yani kulak doğrudan kalbe hitap eder. Göz de akla yakın olarak kabul edilir. Evet. Göz akla yakın. Kulak ise kalbe yakın. Yani kulaktan giren şey doğrudan kalbe şey yapıyor. Biliyorsunuz daha önce yaptığımız programda da bahsetmiştik ya, kalp düşünürken telaffuza, lafızlara, kelimelere ihtiyaç duymaz dedik. Evet. Değil mi? Söz, kelime bahsinde bahsetmiştik. Kelime, lafız bahsinde. Kalp düşünürken yani kelimelere, lafızlara, sözlere ihtiyaç duymaz. Sevgi. Seviyor, hissediyor. Yani bunun kelimeye ihtiyacı yok ki. Hissetmekle alakalı bir şey. Evet. Sevmek, nefret etmek. Bu kalbin işi. Şimdi düşmanlık beslemek. Bu kelimeye ihtiyaç yok. Sadece onu bir başkasına anlatırken kelimelere ihtiyacı var. Evet. Sözlere ihtiyacı var. Ama kendisi yaparken bu işi yok. Akıl ise lafızlara ihtiyacı var. Göz akla gidiyor ve o lafızlarla ifade ediliyor. Onun için önüne mesela gözün önüne perde çekmiş diyor. Yani göz daha çok okur. Perde çekince okuyamaz ama. Perde olunca okuyabilir mi? Bunu okuyamaz. Kâinatı onun için perde okuması çekilmiş göze diyor. Hı hı. Kalp mühürlenmiş diyor. Çünkü doğrudan kalple kulak mühürlenmiş diyor. Doğrudan kalple bağlandılı. Evet. O mühürlü. Ama göz perdeli. Okumuyor. Çünkü bozulmuş. Ruhun cevheri bozulmuş. Ruha giden mesajlar bir türlü gitmiyor. Gitmesi gereken mesajlar ulaşmıyor ruha. Çünkü niye? Kabul edecek bir şey yok orada. Bozulmuş orası. Ya bir yerde Üstad Hazretleri diyor, içeride bir tasdik bulur. Kainatta gidiyor evet. Şeylerden diyor. Kalbinde bir tasdik bulur. Bulur imanı evet. Artar. Hani evet, işte o tasdik bir türlü hani gelmiyor, cevap gelmiyor ya, içeriden. Tasdik gelmesi için dışarıdan gelen mesajın ulaşması lazım oraya. Ulaşmıyor evet. Ki. İçeride çünkü kasıtlı bir inkar var. Yani, yani bozulmuş, cevher bozulmuş. Evet. Mesele o. Çürümüş. Hı hı. Fonksiyonunu ifade edemiyor. Evet. Bozuk olan bir şeyden netice bekleyemezsiniz. Hı hı. Sonuç alamazsınız. Evet. Dolayısıyla yani gözün önünde perde indiği zaman bu sefer parlak ayetleri, parlak delilleri bile kainat dolusu bile olsa görmez. Evet. Bir ayeti burada hatırlatmak istiyorum. Fatır suresinin 37. ayeti diyor. Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre size yaşatmadık mı? Ha işte evet. Yani. Ha o. O fırsatlar veriliyor o insanlara. Bütün önde tabii. Hani kalbine, aklına, bütün hitap edecek bütün hani melekelerine. Ama o ısrarla kabul etmemeyi tercih ediyor. Ve lehum azabun azim. Büyük bir azap vardır onlar için. Niye sen Allah'ın verdiği bu kadar pırlanta gibi ruhunu, pırlanta gibi kalbini, değil mi? Elmas değerindeki kalbini ne yaptın? Geldin, bozdun. Evet. Onun için Allah'ın verdiği bu kadar değerli şeyleri bozduğun için, çürüttüğün için, asıl görevini ifa etmez hale getirdiğin için senin için büyük bir azap vardır. Evet. Yoksa kalbin mühürlendiği için azap değil. Sen o hale getirdin. Kalbini mühürletecek hale getirdin diye onlar için büyük bir azap vardır. Evet. O adaletin tecellisi burada gerçekleşiyor. Yani, tabii, yani, burada gerçekleşiyor. Tabii ki insanın kendisinin elindeki o fırsatlarla aslında. Hı-hı. İnsan kendisi bunu, kendi akıbetini kendisi hazırlıyor aslında. Evet. Değil mi? Bu ayetten anlayacağımız bu. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey? Ya, bu kadar anlatacağım. Evet. Seni sormak istediğim varsa ben de o sorumu sormuş oldum. Hep merak ettiğim bir noktaydı. Burada bir sıralamanın hı-hı. olmasının bir hikmeti olsa gerek. Evet. Onu da açıklamış oldunuz. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Kıymetli izleyenler, bugün Bakara suresinin 7. ayetinden biraz yolculuğumuza devam ettik. Kalplerin ve kulakların mühürlenmesi ne demek anlamaya çalıştık. İnşallah başka bir kavram atölyesinde başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun.